Geliyorum geliyorum, hadi sırttakiler gelmeden çabuk. Sen su kovalanı yerleştir, balti bende. Tamam tamam, ben başlıyorum hemen. Şunları şöyle şuraya asalım hemen. Bugün derste çok eğleneceğiz. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. 3'e kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak? Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız mı arkadaşlar yapanlar yorumlara? Ben yaptım yazıp adını yazsın, hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Hadi Zeynep, hadi sen de hızlı ol biraz. Tamam, ben de başlıyorum şimdi o zaman. Birazdan patlamaya hazır ol Baldi. Tamam, burası da hazır. Şurayı da asalım şöyle. Evet, bu da hazır. Arda ben hazırım. Seninki bitmedi mi hala? Gelecekler bak. Yakalanırsak kötü olur. Yok yok, bitti bitti. Sonuncuyu takıyorum şimdi. Aha, taktım bunu da. Tamam, bütün kovalar hazır. Arda yine aşağı in, sesler geliyor. Ulan yine mi ders ya? Bıktım bu Baldi'den. Ha, ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsun burada? Lan Arda, benim sırama neden basıyorsun? Ha, Godzilla basmıyorum ki. Benimle dalga mı geçiyorsun? Basıyorsun işte. Seni Baldi'ye diyeceğim. İnşallah seni döver. Arda ne oldu? Ne diyor bu dinozor sana? He, sen de kimsin lan portakal kafalı? Sen şimdi görürsün. Al ulan sana. Aa, ayağım. Özür dilerim portakal kafalı. Zeynep nasıl vurdun lan öyle? Bana ne, vururum. Bana portakal kafalı dedi. Öğretmen gelse siz öğretmene diyeceğim. Ben de diyeceğim. Bu turuncu kafalı kız benim arkadaşıma vurdu. Bu arada ile Zeynep bir şey mi yapıyorlar ya? Sabahın köründe derse gelmişler. Birazdan çok eğleneceğiz arkadaşlar. Şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar, bugünkü dersimiz din kültürü. Ya din dersine bile Baldi giriyor ya. Birinci ders, insanların fiziksel özellikleriyle alay etmek günahtır. Öyle değil mi turuncu kafalı? Evet, benim alay ettiniz ya. Sen görürsün birazdan yumurta kafalı. Sessizlik, ders 2. İnsanlara kötü şakalar yapmak da günahtır. Örnek veriyorum, biri gelmiş benim koltuğumun altına bomba koymuş mesela. Ben oturmuşum efendim, buraya patlamışım. Bu çok günahtır. Öğretmen ama kimse öyle bir şey yapmaz ki. Artık galiba Baldi bizden bahsediyor. Yok öğretmenim, yok. Kimse size öyle bir şaka yapmaz. Siz buyurun oturun yerinize. Biliyorum, tabii ki de kimse bana öyle bir şaka yapamaz. Şimdi sessiz olun, yerime oturacağım. Evet, üçüncü dersimize geçiyoruz. Oh my god, ne oluyor? Kim ulan bunu yapan günahkar? Daha bir dakika önce bunu yapmak günah demedim mi ben size? Eyvah, bomba patladı, yangın var sınıfta, hemen söndürelim. Merak etmeyin öğretmenim, kurtaracağım sınıfımızı. Kim yaptı ulan bunu? Söndürelim hemen şu yangını. Arda yerine otur, yerine. Ne oluyor lan? Öğretmenim, boğuluyorum. Öğretmenim yardım edin. Arda ve turuncu kafalı, siz yaptınız bunu. Öğretmenim, sırılsıklam olduk. Şunlara bak, çok komik. Çocuklar, yakalayın şu iki günahkarı. Eyvah, geliyorlar, kaç abi kaç. Ulan Arda, bari bir de şaka yapmayın ya. Ya ayıp size ya, ayıp ya. Evet ya, bebekte bir gözle benden ne istediniz be? Kaçtı öğretmenim, kaçtılar. Nasıl tutamadınız, nasıl? Bu turuncu kafalı kız yapıyor her şeyi. Evet, turuncu kafalı kız yapıyor her şeyi. Koş Zeynep koş, Baldi'ye yakalanmayalım şimdi. Çok eğlenceliydi. Hop, buradan sonra bizi hayatta yakalayamazlar. Gel buraya gel, başardık. Evet, çık hadi çık. Şimdi ne yapacağız? Daha bu başlangıç, yürü gidelim. Zeynep bak, benim başımı belaya sokma ama. Merak etme, bir şey olmaz, gel hadi. Gidelim bakalım, acaba sırada kim var? Bugün şehirdeki herkesi delirtelim Arda. Tamam tamam, ben varım, gidelim hadi. Zeynep bak, ben senden nazlı sallanıyorum. Hayır hayır, ben nazlıyım. Arda gel gel, aa şuraya bak, gel, aklıma fikir geldi. Ha, ne fikri, ne yapacağız parkta? Merhaba arkadaşlar. İsterseniz biz sizi sallayabiliriz. Hayır ya, biz kendimiz sallanırız. Yok ya, yorulmayın, durun, biz yardım ederiz size. Arda hazır mısın? Tamam o zaman, yavaş sallayayım, bak düşeriz yoksa. Yok yok, yavaş sallıyor zaten, bakın bu hız iyi mi? Arda hızlanalım hadi. Biraz daha yavaş sallayabilir misiniz acaba? Ne? Birazdan mı hızı sallayalım? Hayır hayır, durun, yavaş sallayın dedik. Birazdan mı hızı sallayalım, tamam. Hayır ya, durun durun, yavaş düşeceğiz. Kaç Zeynep kaç. İmdat, yardım edin. Aa, düşeceğiz düşeceğiz, hayır. Ay yavrum, sizi babama diyeceğim. Nasıl uçsunlar ama öyle. Arda yürü, kaçalım hadi. Yürü yürü, koş koş koş, babalarına söyleyeceklermiş, kaç. Hep o turuncu kafalı kızın başına. Ayşe, sen kendine ne aldın? Ben White Chocolate Mocha aldım. Ben de kendime Ayşe Amerikano aldım. Ne iyi oldu buraları açmaları. Çok güzel, çok. Şşt Zeynep, şunlara bak, şunlara. Arda gel gel, şunlara da bir şaka yapalım. Oo dede, afiyet olsun. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Dede ne içiyorsunuz, kahve mi içiyorsunuz? Evet evladım, evet, kahve içmeye geldik.
Ne oldu ne oldu, siz bir şey mi diyecektiniz? Yok ya, bir şey demeyecektik, öyle konuşmaya geldik. Aa, galiba şuradan size sesleniyorlar ileriden. Kim sesleniyor, nereden sesleniyor? Şuradan hadi şuradan bak, size sesleniyorlar. Hani evladım, nerede kimse yok? Şimdi açtı şimdi, tü! Tü! Ulan maçaklı tokama tükürdüler, gelin buraya. Gelin buraya, gelin, kaçmayın, kafanızı kıracağım sizin. Tüh size tüh, yazık bunlara ya. Geldiler kahvemize tükürdü eşek herifler. Sizi yakaladım mı, çok kötü yapacağım eşek herifler. Haha yakalarsan yaparsın dedi, hadi bay bay. Vay be, bugün iyi spor yaptım ha, şu kaslarıma bak. Güzel güzel, her gün gelip böyle spor yapacağım. Şşt herif, bak bak baban orada, gel onunla şaka yapalım. Çocuklar okula neden değilsiniz? Okulda olmanız gerekmiyor mu bu saatte? Ders boştu babacım, biz de çıktık. Oo Kerem komiser, kas yapmışsın. Aynen çocuklar, yaptık işte biraz ya bizde. Oha ne biraz ya, bayağı yapmışsın. Babacım kollarım balon gibi olmuş. Harbiden Kerem komiser ya, balon gibi kollarım var. İğne soksak patlar mı acaba? Saçmalamayın çocuklar ya, iğne batırılır mı? Şaka yapıyoruz Kerem komiser ya. Sanki gerçekten iğne batırıp kollarını patlatacağız. Evet ya, şaka yapıyoruz babacım, şaka, asana. Ha, ne yaptınız siz? Kollarım, bu kasları kaç ayda yapmıştım ben? Ulan çocuklar, size soracağım ben. Şu kollarıma bak. Kaslı kollarım gitti, ne yapacağım ben? Zeynep, ben patlamaz diyordum da gerçekten patladı kolları. Boşver kolu, boşver, koş. Yoksa babam bizim kafamızı patlatacak. Gitti kaslarım, gitti. Neyse baştan yapacağız artık. Zengin bir çay söyle be, sabahtan beri. Bir çay söyleyeceksin, oyalayıp duruyorsun ya. Allah Allah, kendin söylesene. Zengin bırak ya, 40 yıldır bir senden bir şey istedim be. Gel Zeynep gel, babamlar galeride oturuyorlar, görmesinler. Bekle bakayım, evet evet oturuyorlar orada. Arda bunu gerçekten yapacak mı? Evet çok eğlenceli olur, yapalım. Tamam gel o zaman, gizlice bombaları arabanın altına koyalım. Ulan zengin, bütün parayı şu iki kırmızı arabaya yatırdık. Hala da satılmadı. İçeriye bir hırsız girse çalsa şu arabaları, battık yani. Gel artık gel, şu iki kırmızı arabayı patlatalım, gel. Tamam tamam geliyorum, sessiz ol, görmesinler bizi. Sen bunu yerleştir bombayı, ben de diğerini yerleştirmeye gidiyorum. Hop orada biri mi var? Fakir boş yapma ya, kedidir, kim olacak? Neredeyse yakalanıyordum, neyse ben yerleştireyim şunu şuraya. Ben de şunu şuraya koysam olur herhalde. Zeynep ben hazırım, hadi. Tamam hazır. Şuraya da koyalım bir tane. Tamam bu da oldu. Hemen kaçalım buradan. Fakir, Kerem komiserin yeni kızı olmuş, duydun mu? Evet evet duydum. Çok tatlı bir kız. Hatta gördüm bile. Evet çok akıllı bir kıza benziyor gerçekten. Sakin, oturuyor. Yaramazlık yapmıyor. Keşke bizim Arda ile Rüzgar da öyle olsaydı ya. Arda Arda hadi hazırım, ben kaçalım, hadi görecekler. Tamam ben de hazırım. Koş hadi koş, çok eğlenceli olacak. Tamam eğlenceye başlayalım o zaman. Nereye beni kondan? İşte burada. Hazırım hazırım, patlat hadi. İstersen sen patlat, sonuçta sizin arabalarınız. Ya boşver boşver, ne olacak sanki? Benim arabam senin araban sonuçta. Tamam o zaman yapıyorum. İmdat, ne oluyor? Fakir, arabalarımız patladı. Hayır ya, bu nasıl olur? Çok komik, patladı. Evet çok güzeldi, bunu bir daha yapalım. Babamlar nerede, onlar da havaya uçmuşlardı korkudan. İtfaiye ara fakir, itfaiye ara, dükkan yanıyor. Kim yaptı lan bunu, kim yaptı? Gitti gitti, bütün servetimiz gitti. Aha herkese şaka yapan iki velet orada, gelin lan buraya. Hadi Zeynep gel, başka yere gidelim. Kaldırın lan ellerinizi, kaldırın, tutuklusunuz. Ne oluyor abiler, ne oluyor? Ulan şehrin altını üstüne getiriniz, bir de soruyorsunuz ne oluyor diye. Yürüyün lan, Kerem komiser sizi bekliyor. Ama biz bir şey yapmadık ki. Evet ya, şaka yaptık alt tarafı. Bu şaka mı lan, bu şaka mı? Konuşmayın, yürüyün lan. Kerem komiser, emrettiğinizi de getirdik. Şehirdeki herkesi delirten kişiler bunlardır. Babacım. Kerem komiser, ne yapacaksınız bize? Arda ve Zeynep, size güzel bir ceza vereceğim. Bakın şu kollarıma bakın. Balon gibi patlattığımız kollar değil mi? Kerem komiser, bir daha şişirsene. Kerem komiser, kollarını patlattı bunlar senin. Beni de bu hale getirdiler, şikayetçiyim bunlardan. Bizim de son iki arabamızı patlattılar. Evet, bütün paramızı ona yatırmıştık. Ama biz sadece şaka yapmıştık. Böyle şaka mı olur lan, böyle şaka mı olur? Arkadaşlar bu ikisine ne ceza verelim, yorumlarda yazın. 2000 years later. Rüzgar, Rüzgar hazır mısınız, başlıyoruz bak. Hazırız biz, hazırız, başlayın hadi. Kanka ben ileriye geçiyorum. Hiç başlıyorum, koş koş ileriye, koş koş. Bebek demek, ben boştayım. Geç geç, içeriye geç, içeriye geç. Bebek Asgar, tut şunu tut. At kanka, top bende. Hayır artık bende, geç geç. Bravo Rüzgar, çok güzel kaptın. Evet Rüzgar çok güzel oynuyor. Ya tüy tüy tüy, bir tatlı canını tanıyorum ben. The chef was up, was really good. She said she trying to come slide through my hood. Couldn't deny it even if I said. Vay vay vay, basket oynuyorlar, beni çağırmıyorlar ha? Geliyorum, basket atacağım, basket atacağım. Rüzgar at bakalım koçum. Ne Arda? Ya Arda ne oldu, neden şaşırdın bu kadar? Oha Arda'nın boyuna bak,
çok yakışıklı görünüyor. Arda senin burada ne işin var ya? Biz top oynuyorduk. Çekilsene şuradan. Rüzgar kanka Arda da oynasın, ne olacak? Evet ya, Arda girsene sen de oyna. Hayır ya, 2-2 yapıyoruz. Arda oynamasın. Arda oyuna girerse kızlar Arda'ya giderler. Ne olacak ya Rüzgar, biraz oynayalım işte, korkuyor musun? Hayır ya, ne korkacaksın senden? Sen daha basket bile atamazsın. Öyle mi diyorsun? İzle o zaman. Bak bak, izle izle izle. Ooo basket. Bakmadan basket attı. Çok güzel bir basketti, bravo Arda. En son sen bir şey diyordun Rüzgar, ne oldu? Arda çok iyi bir basketbolcu. Kanka şunu söyleyin, gitsin oynamasın ya. Ya Rüzgar ne olacak ya, basketle bir basket mi oynayacağız ya? Ya hayır ya, 2-2 oynuyorduk biz ama. Madem Rüzgar korkuyor, o zaman şöyle yapalım. Siz hepiniz, ben tek. Olur mu Rüzgar? Ya sen kendine sanıyorsun be, boyun uzun diye yeneceğini mi zannediyorsun? Kanka yener mi yener, fazla büyük konuşmayalım biz. Yok ya, Arda dördümüz hayatta yenemez. Tamam o zaman arkadaşlar, beni destekleyenler yoruma Arda, Rüzgar'ı destekleyenler de yoruma Rüzgar yazsın. İkimizi de destekleyenler yoruma Arda Rüzgar yazsın ve videoyu beğenip kanala abone olsun. Tamam lan, başlıyoruz, geç. Ha şöyle ya, korkmayın bu kadar, hadi in başlayalım. Merak etmeyin arkadaşlar, yeneceğiz bu artisti, hadi gelin. Top benden başlasın ama, dörde tek oynuyorum o kadar. Hazır mısınız? Başlayayım mı? Tinky Winky, önden sen koşacaksın. Tüm gücünle gir Arda'ya. Evet ya, Tinky Winky zaten direkt topu alır. Arda hazırız kanka, başla. Tamam, hazırsanız geliyorum o zaman. Gel bakalım Tinky Winky, gel. Gel buraya, alacağım topu. Hop. Aaa beynim. Sıradaki gelsin. Eyvah, Tinky Winky'yi kaybettik. Bebek Asker koş. Beni geçemeyeceksin Arda. Bebek Asker gel gel, top burada, hoppa. Ah be, alamadım. Kanka bundan topu nasıl alacağız ya, vermiyor. Bebek Asker saldır, tüm gücüne saldır, kızlara rezil oluyoruz. Bravo Arda, çok iyi oynuyorsun. Bebek tepe göz, geliyor musun kanka? Neler istedim, neler istedim. Anne yakaladım. Yakaladın mı topu, yakaladın mı? He yakaladın, aferin sen, ulan bir topu alamadınız be. Rüzgar al bakalım topu, hadi al al, bak burada top, hadi alsana. Kızlar vereyim mi topu Rüzgar'a? Hayır hayır, verme, basket at. Ya çocuk versene şu topu ya, versene şu topu, rezil ettin biz herkese ya. Topu mu istiyorsun? Ne? Al o zaman be, basket. Ulan çocuğa bak ya, tek başına basket attı. Şuna bak ya, rezil etti bizi kızlara. Arda hepsiyle dalga geçti. Arda'ya bak, çok havalı. Arda gerçekten güzel oynuyor. Rüzgar da galiba Arda'yı kıskanıyor. İnşallah kavga çıkartmaz Rüzgar. Arda bak, sen kendini ne sanıyorsun? Senin var ya, kafanı kırarım. Bir şey sanmıyorum, basketbol oynadık alt tarafı. Ne lan öyle bizi alay ediyorsun, sen kimsin? Ya Rüzgar bak, kışın mı? Ne olacak lan, ne olacak, kışsan hadi. Rüzgar kanka dur ya, çocuğu göremiyorum ben, dur ya, bayılacağız şimdi. Rüzgar çocuk kadar boyun var, dur hadi. Bak Rüzgar, yenildin diye kızgınsın, sana bir şey yapmıyorum, git tamam mı? Arda oğlum, seninle hesaplaşacağız, bunu kafana sok, tamam mı? Tamam tamam, hesaplaşırsın, hadi git şimdi. Rüzgar'a bak, Arda'yı kıskanıyor. Bak çocuk, delirtme beni diyorum sana. Aa Rüzgar dur, gıdıklama beni, gıdıklama dur. Arda bırak bunu, kavga etme, gidelim hadi. Ben kavga etmiyorum ki, kendisi bana vurmaya çalışıyor. Boşver, bırak bu kıskanç Rüzgar'ı, gidelim biz. Tamam tamam, haklısınız, hadi gidelim. Bu da burada basketbol oynamayı öğrensin. Ulan Arda, seninle görüşeceğiz oğlum, görüşeceğiz seninle. Arda kanka, ben de öğreneyim basketbol oynamayı. Neyse kızlar ya, hadi gidelim biz. Burada zaten canım sıkıldı benim. Yürü lan yürü, anca gidersin yürü. Seni bir daha burada görmeyeceğim artist. Rüzgar bir sus ya, geri dönecek şimdi seni, sus. Bu Rüzgar da çok komik, bak hala konuşuyor ya. Seninle burada değil, dışarıda oynayacağım artist. Arda sinemaya gidelim mi? Olur gidelim, zaten yoruldum, biraz dinlenmiş olurum. Evet çok güzel. O Arda'ya soracağım ben. Soracağım o Arda'ya. Kızları da elimden aldı. Kanka uzatma işte. Kavga etmeyin ya. Evet ya Rüzgar. Kavgaya gerek yok. Bu kavgayı o başlattı. Rezil etti beni kızlara. Kanka yani çocuk güzel basketbol oynuyor. Yapacak bir şey yok. Yendi hepimizi. Hayır yenmedi bizi. Alay etti bizimle o. Evet gerçekten bizimle alay etti. Evet kızlar, geldik işte sinemaya. Hangi filme gireceğiz? Gelin gelin, çok güzel filmler gelmiş. Buluruz bir tane. Merhaba, kolay gelsin. Ooo sağ olun yakışıklı beyefendi. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sinemaya mı geldiniz? Evet evet, arkadaşlarımla sinemaya geldik. Arkadaşınız mı? Çok iyi, çok. Sevgiliniz yok yani. Yok yok, hayır, arkadaşız sadece. O zaman sinema çıkışında bir şeyler içelim mi? Kıza bak, Arda'yı tanıdı. Olur olur, neden olmasın? Biz şimdilik şu savaş filmine 3 tane bilet alalım. Tabii ki, buyurun biletleriniz. Bir gün beraber de gidelim. Olur olur, neden olmasın. Sağ ol, teşekkür ederim, kolay gelsin. Rica ederim, çıkışta beni unutma. Ay ne kadar yakışıklı bir çocuktu bu. Gelin kızlar gelin, salon şurası. Arda çıkışta kızın yanına mı gideceksin? Kız davet etti, giderim herhalde. Hadi hadi susun susun, film başlamış, bak oturun hadi. Kimse beni durdurmasın, ben gidiyorum. Tamam ya, giriyorsan git, Allah Allah, seni
için diyorduk daha yeme diye. Arda mı dövecek lan beni, onun kafasını kırarım. Bekle Arda, bekle, geliyorum. Rüzgar sen delirmişsin bildiğin. Hadi görüşürüz arkadaşlar, benim almam gereken bir intikam var. Rüzgar'a şimdiden geçmiş olsun. Arda'dan güzel bir dayak yiyecek. Nereye gitmiş olabilir bu çocuk, nereye? Aha şurada babamlar oturuyor, belki görmüştür onlar. Rüzgar nereye gidiyorsun oğlum? Babacığım Arda'yı arıyorum, gördünüz mü? Onunla çözülecek bir hesabım var. Ne oldu, kavga mı ettiniz? Rüzgar bak, kavga falan etmeyin. Yok kavga etmeyeceğiz. Sadece hesabı göreceğiz. Ya Rüzgar manyak konuşma ya, görmedik abi, hadi git. Kavga ettiğiniz duyarsam da kafanı kırarım bak. Sen rahat ol babacığım. Bu kara toprak ya beni alacak ya Arda'yı alacak. Hadi görüşürüz, ben kaçtım. Tövbe manyak bu çocuklar ya. Bunlar yine niye kavga ettiler, hiçbir şey anlamadım ben ya. Arkadaşlar evet ya, ne oldu, neden kavga etti bunlar? Şu Arda ile Rüzgar'ı barıştırın lütfen. Yorumlarda Arda ile Rüzgar barışın yazın lütfen arkadaşlar. Evet videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Geliyorum Arda, geliyorum. Bulacağım seni, geliyorum. Kanka o hırsız vardı ya, onu bir güzel dövdüm. Hak etti çünkü. Benim evimi soymaya kalkmış. Ulan Kerem komiserin evi soyulur mu? İyi yapmışsın Kerem komiser. Dayağı hak ediyor bu hırsızlar. Aha Kerem komiser değil mi şu? O görmüştür Arda'yı. Bekle Arda, geliyorum. Geçen günkü sorgun oldu Kerem komiser. Onda da adam konuşmayacağım dedi. Döverek konuşturdum yani. Merhaba Kerem komiser. Ha, merhaba Rüzgar, ne yapıyorsun? İyiyim, birini arıyorum. Bulmama yardım eder misin? Kimi arıyorsun Rüzgar, ne oldu? Arda denilen bir gevşeyi arıyorum. Anlamadım Rüzgar Bey, soyadı mı gevşek? Rüzgar, ben Arda Gevşek diye birini tanımıyorum. Ya Kerem komiser, bizim Arda ya. Ha bizim Arda mı? Ya dur tamam, buluruz şimdi, gel. Arda Gevşek deyince benim aklım başka yerlere gitti. Dur bakalım, sisteme girelim şöyle. Evet, Arda'yı bulacağız değil mi? Aynen Arda'yı bulacağız, neredeymiş? Sen Arda'yı ne yapacaksın hem? Boşver sen memur bey, birkaç işimiz var diyelim. Buldum sinemadalarmış ya. Yanında da iki tane güzel bir kız gözüküyor. Vay hain Arda. Güzel kızların GBT'sine baktım, seni ekmişler galiba bu güzel kızlar. Herhalde cücük kadar boyun var diye Arda'yı seçmişler, normal yani. Kerem komiser ne diyorsun ya? Bekle lan Arda, sen görürsün şimdi, geliyorum. Ben sana gününü gösteririm şimdi. Kızlar film çok güzel değil miydi? Evet Arda çok güzeldi. İşte çıktın Arda efendi, ben sana şimdi gösteririm. He Rüzgar değil mi bu? Gel bakalım buraya Arda. İzle sen böyle yapabilir misin havalarda? Rüzgar ne yapıyorsun oğlum, düşeceksin şimdi. Çok havalısın ya, yapsana bunları da oğlum, yapsana. Rüzgar ne yapmaya çalışıyor? Bilmiyorum ki, ben de anlamadım. Öyle basketbol oynamak da olmaz oğlum. İnsene aşağı, insene. Bu çocuk ne yapıyor, delirmiş bu çocuk ya. Yürü kız, hadi giderim ya. Hayır inmeyelim, ezer bizi bu. Arda gelsene oğlum aşağı, oynayalım hadi, gelsene. Rüzgar bak yapma, düşeceksin ya. Ben düşmem, sen rahat ol koçum. Ben bu işin kitabını yazdım, kitabını. He aa. Al işte ya, düştü işte, düşe koşun. Rüzgar iyi misin oğlum, iyi misin? Rüzgar iyi misin, bir şeyim var mı? Aa ayağım kırıldı galiba. Ya yapma dedik sana işte o kadar ya, neden yapıyorsun? Allah Allah Rüzgar ya, yürüyün şunu hastaneye götürelim. Dokunma istemez, sen dokunma bana. Ya bir sus ya, sabahtan beri ağlıyorsun bir basketbol yendik diye. Bana ne istemiyorum işte. Hadi götürelim şunu hastaneye hadi. Aa ayağım yardım edin. Boşuna ağlama Rüzgar, sen hak ettin bunu. Evet ya, sen de vatan artistik yapıyorsun millete ya. Rüzgar kime artistik yaptı ki? Kime olacak, kızlar artistik yapmaya çalıştı herhalde. Ulan Rüzgar ya, ne yapıyorsun sen? Bana ne lan, bana ne, hep bu Arda yüzünden oldu. Geldi bizi rezil etti kızların yanında. Ama Rüzgar ben bir şey yapmadım ki. Alay ettin benimle, yok kızlar basket atayım mı falan deyip birine dalga geçtin hep. Şaka yapmıştım orada sadece ama haklısın, özür dilerim. Hayır, yürü barışın ya, kavga etmeyin. Arda bana da alay ettin, bana da özür dile. Sana da özür dilerim Tinky Winky, hepinizden özür dilerim. Ben şakadan yapmıştım ama gerçek anlamışsınız siz. 2 days later. Çocuklar hoş geldiniz. Sizinle çok önemli bir konuyu konuşmam gerek. Tabii babacığım, konuşalım. Ne konuşacağız ki, neden çağırdın bizi, hem neden bu kıyafetleri giydik? Evet ya, dedektif gibi geziyoruz ortalıkta Kerem komiser. Evet doğru bildin Rüzgar. Bugün siz üçünüz dedektifsiniz. Ha ne oldu Kerem komiser, birini mi takip edeceğiz yoksa? Evet siz üçünüz Zeynep'i takip edeceksiniz. Daha fazla yaramazlık yapmasın. Tamam babacığım, sen merak etme, o iş bizde. O zaman biz gidelim Kerem komiser, görev bizi bekler. Tamam çocuklar dikkatli olun, Zeynep onu takip ettiğimizi anlamasın. Sen merak etme Kerem komiser, o iş bizde, rahat ol. Alo efendim aşkım, nerede buluşacağız, parkta mı? Tamam geliyorum. Arkadaşlar saklanın, kardeşim evde şu an. Evden çıkana kadar burada mı bekleyeceğiz? Oğlum biz dedektifiz, bekleyeceğiz tabii ki de. Durun sessiz olun, çıkıyor. Tamam aşkım tamam, çıktılar, ben şimdi geliyorum. Eyvah buraya doğru geliyor, buraya doğru geliyor, saklanın. Geliyorum 2 dakika içinde oradayım. Hadi bakalım takip başlasın. Yok abim görmez, merak etme, o okuldadır. Rüzgar kalk kenara, kalk, görecek şimdi. Ha, bu sesler de ne ya, kim var orada? Al işte görecek, saklanın çabuk, saklanın. Geliyorum aşkım, okulun önündeyim, az kaldı.
Nereye gidiyor bu kız ya, Allah Allah. Hadi hadi yürüyün yürüyün, kaybetmeyelim şimdi. Parka doğru gidiyor galiba bebek asker. Of, nerede kaldı bu kız ya? İşte parka geldim. Aha, orada biri bekliyor. Gelin şöyle gelin gelin, orada biri olabilir. Saklanın saklanın, biri var. Bebek asker, o çocuk kim ya? Evet, ilk defa görüyorum şehirde bu çocuğu. Neredesin sen Zeynep ya, aç oldum burada. Ne yapayım, anca çıkabildim evden, abimlerin okula gitmesini bekledim. Şimdi bizi görürler falan, kötü olur. Ha, iyi yapmışsın, iyi. Şimdi bizi yakalayamazlar herhalde. Bebek asker, kanka sevgili falan mı bunlar acaba? Hayır ya, saçmalama, sevgili olsalardı sarılırlardı birbirlerine. Ya özlemişim seni, gel sarılayım. Sarıldılar. O zaman sevgililer. Ne sevgilisi lan, ne sevgilisi, kafasını kırarım ben o çocuğun. Bebek asker kanka, dur dur, takip etmemiz gerekiyor. Kerem komiser sakın yakalanmayın dedi. Ben de seni özlemişim Zeynep, ama neyse ki bugün full beraberiz zaten. Evet, bugün çok eğleneceğiz. Hadi gel o zaman, ilk önce salıncakla sallanalım. Tamam, geç otur, ben seni sallarım. Gelin şöyle gelin, biraz yaklaşalım, şunları duyamıyorum. Kanka yaklaşalım yaklaşalım da sakın saçma bir şey yapma bak. Çok eğlenceli. Hızı sallayayım mı, hızı sallayayım mı? Evet, çok hızlı salla, çok. Tamam, sıkı tutun o zaman, sıkı tutun. Ne yapacağız şimdi, bunları sallanmasını mı bekleyeceğiz? Ben bekleyemem burada, ben bu çocuğu döveceğim. Kanka bir dur ya, arkadaşlar işte bak, salıncakla sallanıyorlar. Evet ya, bence de sevgili değiller. Hadi biraz daha hızlı salla, biraz daha hızlı salla. Ya son gücüne sallarım zaten, daha nasıl sallayayım? Orada pamuk şekerci var, gel pamuk şeker yiyelim. Pamuk gibi şekerlerim var buyurun. Yok mu bu güzel pembiş şekerleri alacak kimse? Hadi hadi gel. Yürüyün lan yürüyün, gidiyorlar, hadi gelin gelin. Üstüm başım böcek oldu be bebek asker, nerelere sokuyorsun bizi? Pamuk şekerci abi, iki tane pamuk şeker verir misin? Çocuklar siz neredesiniz ya? Buradayız işte abi. Ulan iki günden beri kimseye satış yapamıyorum. Ben evimin kirasını nasıl ödeyeceğim, açlıktan öleyim mi ben? Abi işte almaya geldik, neden bağırıyorsun? He, almaya mı geldiniz? Tamam gelin bakalım şöyle, gelin gelin, al bakalım iki tane. Tamam sağ ol, teşekkür ederim abi. Bebek asker, kimle konuşuyor bunlar? Sessiz ol, sessiz, pamuk şeker alıyorlar. Kanka biz alalım mı ya, canım çekti. Ya Rüzgar bir sus ya, görev değil, sus. Hadi gel aşkım, şöyle aşağı doğru gidelim. Aşkım pamuk şeker çok güzel değil mi? Evet evet abi, çok güzel yapmış gerçekten. Gelin gelin çabuk çabuk, böyle aşağı gidelim çabuk. Kanka bekleyin iki dakika, pamuk şeker alayım lütfen. Ya Rüzgar bir sus ya, bir sus. Gel şöyle marketin oraya doğru gidelim, ileride otururuz bir yerde. Şunlara bak, şunlara bir de el ele tutuşuyorlar. Bunlar arkadaş falan değil, sevgili bunlar. Evet evet, sevgili olabilirler. Pamuk şeker gerçekten çok güzel değil miydi? Evet çok güzeldi, istiyorsan bir tane de alalım. Tamam koş al git hadi bana bir tane. Ne, gerçekten mi, alayım mı? Hayır hayır, şaka yaptım. Çok uzakta kaldılar, bunlar ne konuşuyor acaba ya? Evet çok uzaktılar ama yaklaşırsak bizi görebilirler. Başka bir taktikle yanlarına yaklaşmamız gerek. Ama nasıl yaklaşacağız ki? Benim aklıma bir fikir geldi, izleyin beni şimdi. Arda nereye gidiyorsun oğlum, nereye gidiyorsun, gelsene kaybedeceğiz bak. Arda ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun? Tamam ben hazırım, ben yaklaşırım onlara, siz burada bekleyin. Arda ulan helal, çok güzel taktik bu. Dikkatli ol, dikkatli, yavaşça yaklaş. Evet şöyle gizli gizli gidelim. Orada kim var? Arda kanka eğil eğil, görecek şimdi eğil. Lan ne yapayım, önümü görmüyorum ki. Tamam tamam, bakmıyor, devam et devam et. Sonra buradan kalkalım, sinemaya falan gideriz, bugün bizim. Bu karton bize doğru mu yaklaşıyor, bana mı öyle geliyor? Rüzgardan savruluyor herhalde aşkım. Hava rüzgarlı ya, ondandır. Olabilir, evet doğru diyorsun, çok zekisin aşkım. Aha Arda'ya bak, tiplerine kadar gitti, görmediler. Tamam işte şimdi duyabilir ne konuştuklarını. Eyvah, inşallah görmemişlerdir beni. Aşkım şu kartona bak, dibimize kadar geldi. İçinde bir mi var acaba bunun? Hayır aşkım saçmalama, kim olacak? Dur dur şimdi öğreniriz, al sana. Oo, ulan Zeynep. Kimse yokmuş içinde. Biri olsaydı içinde ölürdü herhalde. Neyse aşkım gel hadi gidelim, burada mı duracağız akşama kadar? Anladılar mı acaba, Arda'yı vurdular. Koş Rüzgar koş koş. Arda Arda kanka iyi misin? Duyuyor musun kanka, beni ölmedin değil mi? Çıkartın beni şu kutudan, çıkartın. Dur dur sessiz ol sessiz ol, çıkartacağız. Tut şunu tut, çıkartalım hadi. Heh, oh be kurtuldum sonunda. Başlarım böyle dedektifliğe ya, Allah Allah. Arkadaşlar nelerle uğraşıyoruz ya, bir dayak yemediğimiz kalmıştı. Şimdi onu da yedik, o kadar uğraşıyoruz sizin için ya. Siz de bari videoyu benim kanala abone olun. Evet arkadaşlar ya, Arda gerçekten haklı. O tekmeden sonra bari videoyu benim kanala abone olun. Ya susun susun, hadi yürüyün, takip edin, hadi kaçıracağız şimdi. Al işte ya, nereye gitti şimdi bunlar, yürüyün. Bebek asker kanka dur dur, yavaş ol yavaş ol. Aşkım ne yapacağız şimdi? Benim için fark etmez, istersen gel insanlara sataşalım. Tamam olur, kime sataşacağız ki? İşte yakaladık onları, oradalar. Daha ne kadar takip edeceğiz bunları ya, ben bu çocuğu döveceğim bak. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan burada, ne yapıyorsunuz oğlum? Bebek tabi göz, sus sus, yakalayacağız sus. Ha, bu ses sen, orada kim var? Hey kim var orada? Ne yapıyorsunuz lan burada oğlum, bu kıyafetten ne? Bebek tabi göz, bir bağırmadan konuş, sus be. Ya sen sen nasıl konuşacağım ya, bağırırım. Kanka sus sus, gizli görev değil, sus. Evet sus, çok önemli bir görev, sus. Ne gizli görev mi? Tamam tamam, sustum.
Ama lütfen arkadaşlar, ben de katılabilir miyim gizli göreve? Tamam tamam, sen de katıl ama sus lütfen. Kimse yok herhalde, insanlar geçiyor. Biz de buradan gidelim, bizi görmesinler, tanıdık falan çıkar belki. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar, benim görevim ne? Evet tabii ki, senin görevin tam orada beklemek. Ne, burada mı bekleyeceğim? Siz merak etmeyin arkadaşlar, görevlerimden asla ayrılmam, akşama kadar beklerim burada. Evet, aferin aferin, öyle bekle. Aferin sana bebek tabii ki, gizli göreve çok büyük katkın var. Ulan ben de olmadan bu görevi nasıl yapacağız ya? Siz yapın kardeşim, bana dua edin. Hadi gel gel, gidelim artık buradan. Arkadaşlar ses son, ses son, gidiyorlar işte. Bebek tabii ki, biz gidiyoruz, orada bekle, sakın bir yere ayrılma. Tamam tamam, siz merak etmeyin, burası bende. Gel aşkım gel, şurada saklanalım, geçen insanları korkuturuz. Araya girdiler, araya girdiler, sessiz olun. Yavaş olun, yavaş, orada bekliyorlar, yavaş olun. Aşkım sana bir şey diyebilir miyim? Evet, diyebilirsin aşkım. Şunlara bak, şunlara aşkım diyorlar birbirlerine. Seni bir kere yanağından öpebilir miyim? Hıstan, o kadar da değil. Kanka sakin ol. Ulan senin ben şimdi. Aa, yardım edin. Abicim dur yapma, abicim dur yapma, yanlış anladın. Kanka dur yapma, kanka dur. Orada rüzgar, ellerini çekin, beni tutmayın sakın. Kaç aşkım, kaç, canını kurt. Anneciğim aşkım, görüşürüz. Kaçtı sizin yüzünüzden işte. Ulan ben seni yakalayacağım, bekle sen. Abicim dur yapma lütfen. Sen hiç konuşma hiç. Sen gel bakalım buraya. Senin de cezanı keseceğim. Gel buraya gel. Abicim özür dilerim, dur. Seni o turuncu saçlarınla tavana asarım. Bebek asker kanka, dur dur. Saçım abicim bırak. Sus konuşma sus. Bebek asker kanka bırak. Oo, şuradakiler bizim çocuklar değil mi? Ne yapıyorlar orada? Her şeyi babama söyleyeceğim. Sen bekle, tamam mı? Bekle sen. Çocuklar ne oluyor burada? Neden kavga ediyorsunuz? Boşver babacım, evde anlatırım. Abi lütfen söyleme lütfen. Ne anlatacaksın evde ya? Tamam tamam, yürüyün hadi, atlayın arabaya, gidelim eve. Evde konuşuruz artık. Evet evet, evde konuşmamız daha iyi olur babacım, gidelim. Arda kanka, sence bebek asker söyleyecek mi? Bilmiyorum ki, söyler herhalde. Bebek asker anlat bakalım oğlum, hadi ne oldu? Arda yürü yürü, biz bebekte bir gözünü unuttuk, onun yanına gidelim bari. Evet evet, yürü gidelim, o hala bizi bekliyordur ya. Yürü yürü hadi. Arkadaşlar ne oldu, görevi başardın mı? Aynen kanka, bravo sana, başardın. Evet bravo bebek de bebek, çok iyi bir iş çıkarttın. Ya ne demek arkadaşlar, zor bir şey değildi, bunu beklerdim, bir şey yoktu yani. Yani yine olsun, yine beklerim, biraz sıkacağım olsun. Helal olsun kanka, her şey senin sayende oldu. Evet ya valla, sen olmasan başaramazdık. 2 hours later. Fakir oğlum, özür dilerim senden. Ama daha fazla sana bakacak gücüm kalmadı. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. 3'e kadar sayacağım şimdi. Elinizde kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar, yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazsın, hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Gittiğin yerde sana daha iyi bakacaklar, bunu biliyorum. Görüşürüz oğlum. Bunu yapmak zorundaydım. Aa bakın şimdi, en büyük balığı ben yakalayacağım oğlum. Hadi lan oradan, sen şimdi görürsün, bekle bakalım. Bu ne lan, kocaman bir şey tuttum, köpek balığı galiba. Aha yakaladım, geliyor, bu ne lan böyle? Çek amca çek, bu ne böyle, çek. Ulan acaba hazine mi bulduk lan? Bulduk değil, bulduk değil, ben buldum, benim bu hazine. Gel oğlum gel, zengin oldum, zengin. Aha da altınlar geldi. He bu da ne? Ulan altın değil, bebek lan bu bebek. Ulan seni buraya kim koydu bebek? Vay be, balık tutacağız diye geldik, bebek tuttuk lan. Küçük yavrucak, kim bıraktı seni buraya? Ulan bebek buraya bırakılır mı lan? Buraya bırakılır mı he? Dur lan, sandalın içinde not var, bakalım şuna. Aha da aldım notu, ne yazıyor lan burada? Oğluma daha fazla bakacak gücüm kalmadı, param yok. Lütfen oğluma artık siz bakar mısınız? Ulan çocuğunu bırakmış lan. Püh, yazık lan sana, yazık. Sana borçlu değilim Ferhat. Ne diyorsun lan, Ferhat kim? Şaka lan şaka. Kuzey Güner esprisi yaptım. Anası bırakmış işte çocuğu. Yürüyün şunu çocuk esirleme kurumuna bırakalım hadi. Siz bırakın bırakın, ben balık tutuyorum, işim var. Vay be, büyüdüm artık. 18 yaşıma geldim. Bundan sonra hayatıma yalnız devam edeceğim. Yürü fakir yürü. Çok zor bir hayat seni bekliyor. Vay be, ne yapacağım ben bu sokaklarda tek başıma? Elveda yurdum, seni de özleyeceğim. Tam 18 sene geçirdim be burada. Artık ayrılık vakti geldi. Tek başımayım. Neyse gideyim kendime kalacak bir yer bulayım. Yoksa bu gece benim için zor geçecek. Yarın da güzel bir iş bulurum kendime, çalışırım. Paramı kazanıp güzel bir ev tutabilirim kendime. Ama bugünüm bayağı zor geçecek. Poçacı, taze poçacı.
poğaçalarım var, yeni çıktı fırından. Aa, şurada simitçi var, şuradan simit poğaça bir şey alayım bari. Kolay gelsin abi. Sağ ol gülüm, kaç tane poğaça vereyim? Bir tane alayım abi. Bir tane mi? Ulan senin gibi genç delikanlı bir taneyle doyar mı? Doğru diyorsun, doymaz ama benim param yok abi. Ne, paran yok mu? O zaman doyar doyar hiçbir şey olmaz. Benim poğaçalarım doyurucudur. Tamam tamam, bir tane versene hadi. Al bakalım al, bununla kesin doyarsın sen kesin. İki tane hiç gerek yok, al. Tamam abi sal, al abi, paran da burada. Afiyet olsun yeğenim, hadi git başka yerde ye, dükkanın önünü kapatma. Tamam be abi giderim, ne kızıyorsun Allah Allah. Sanki dükkan burası, devletin kaldırımı, istersen burada yatarım bile. Hadi lan oradan yürü, bak işine. Artistlik yapıyor bir de bana, çocuğa bak. Tövbe tövbe, sabah sabah sinirlendiriyor beni, ne garip insanlar var şu dünyada. Aa, şu park güzelmiş, bu geceyi burada geçirebilirim. Güzel güzel, bu gece kalacak yerimizi de bulduk. Bu parkta yatabilirim bu gece, hiçbir şey olmaz. Oo, bir sürü de bank var, acaba hangisine yatsam? Şuranın manzarası güzelmiş, bu gece burada yatayım. Vay be fakir, sokakta kalacaksın bugün. Şu çantayı koyayım şuraya da yastık olsun bari. Of of, bugün nasıl geçecek ya, hava da karardı. Bu geceyi sağ salim atlatabilirsem yarın bir şeyler yaparız artık. Of of arkadaşlar, ben de ileride zengin olabilecek miyim? Yoksa hayatım hep böyle zor mu geçecek? Keşke ben de zenginler gibi rahat rahat yaşayabilseydim. Arkadaşlar ya, moralim çok bozuk. Videoyu beğenip kanala abone olun bari. Bir de çok güzel yorumlar atın, moralim düzelsin. Ben de söz veriyorum, hepinize kalp atacağım. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım böyle? Of ya, of. Ya Miray, işte böyle zor geçti benim gençliğim. Fakir aşkım, çok üzücüydü gerçekten. Üzücüydü ama güzeldi ya. Anneciğim, babacığım, biz geldik okuldan. Aa, çocuklar geldi okuldan. Babacığım, biz geldik biz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelin bakalım çocuklar, sarılayım size. Aferin, sarılın babanıza. Babacığım, bugün okulda ne oldu biliyor musun? Ne oldu anlat bakalım, otur hadi. Ama biraz çabuk olun, işe gitmem lazım. Babacığım, Baldi var ya, Rüzgar'ı öyle bir dövdü ki çok komikti. Ne, Rüzgar'ı mı dövdü? Ulan şu Baldi'yi şikayet etmek lazım ya. Babacığım, bir de şey diyeceğim sana. Birazdan ben arkadaşlarımla dışarıya çıkacağım. Tamam oğlum tamam, ama geç kalma. Evet, geç kalma, daha ödevlerini yapacaksın. Neyse, ben de geç olmadan kalkayım, daha çok işim var. Miray aşkım, ben gidiyorum, akşam görüşürüz. Görüşürüz babacığım, iyi çalışmalar. Of of, bu ayki boyacılığı da zor iş ya. Neyse, alalım şuradan boya kutumuzu. Bugün bayağı zor geçecek anlaşılan. Şu işlerimi düzelteyim, bu ayki boyacılığını bırakacağım artık. Ama işleri düzeltene kadar mecbur yapacağım, başka işim yok. Oh tamam, burada bekleyelim, buradan çok kişi geçiyor. Aha, şuradan zengin geliyor. Zengin, ayakkabıların pislenmiş, boyayayım istersen. He fakir, tamam boya bakalım tamam. Vay be fakir, boyacı mı oldun sen? Boya bakalım şu ayakkabılarım hadi. Ne yapayım zengin, işler kötü bu aralar, çalışıyoruz işte. Boya boya, güzel boya güzel, ayakkabıya zarar verme. Bu ayakkabılar öyle senin ucuz ayakkabılarına benzemez, pahalı ayakkabı bunlar. Ya zengin, boyuyorum işte ya, Allah Allah, diğer ayağını uzat hadi. Hadi hadi, hızlı ol ya, daha çok işim var, senin gibi bekleyemem burada. Tamam mı fakir, bitti mi? Hadi ya, hadi, Allah Allah, senin bekleyeceğim ben. Tamam be tamam, bitti, hadi git ya. He, aferin, güzel boyun, al param burada. Hadi görüşürüz o zaman, ben gidiyorum. Seninle burada muhabbet etmek isterdim ama her saniye para kaybediyorum. Benim ya acilen gitmem gerek. Tövbe tövbe, her saniye para kaybediyorum. Şu navlarına bak be. Ulan ileride zengin olursam sana yapacağımı biliyorum ben. Neyse, toplayalım, başka yere geçelim. Buradan kimse geçmiyor. Şu kafelerin oraya gideyim. Orada insanlar var, orada iyi para kazanırım. Aynen, şu ilerisi bayağı kalabalıktır. Gideyim şimdi oraya. Arda, Rüzgar, sizin babalarınız ne iş yapıyordu? Vallahi kızlar, benim babam milyoner, fabrikaları var. Önceden Arda'nın babasıyla ortaktık ama şu an değiller. Eyvah, ben ne diyeceğim ki, babam boyacı mı diyeceğim? Arda, senin baban ne iş yapıyor? Benim babamla şu an şey ya, araba galerisi var. Evet evet, bir sürü arabamız var. Vay, siz de çok zenginmişsiniz. Aa, şurada iki kişi oturuyor, onların yanına gideyim bari. Merhaba abiler, ayakkabılarınız kirlenmiş, boyayayım isterseniz. Lan spor ayakkabı boyanır mı lan? Spor ayakkabınızı temizleyebilirim, sorun değil. Bakma şuna, bakma, yüz verme, gitsin. Aa, bir şey demedim ya, ayakkabınızı boyayacağım alt tarafı. Aha aynen, sonra böyle oldu işte, sonra da şöyle oldu. Abicim, boyayayım mı boyamayayım mı, bir şey desenize. He he, öyle yapman iyi olmuş gerçekten. Bunların havalara bak ya, beni takmıyorlar ki. Neyse ya, şu arka masada birileri var. Ha, bizim çocuklar değil mi bunlar? Eyvah, babam geliyor, kızlar görmesinler babamı. Of, buraya geliyor, bir de saklanayım biraz. Babacım git lütfen, git ya git. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada, Rüzgar ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? İyiyiz fakir amca, sen ne yapıyorsun? Bu adam kim Rüzgar? Okuldan arkadaşlarınızla buluşmuşsunuz. Merhaba çocuklar, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sen kimsin ya boyacı? Arda oğlum, bir şey mi oldu, buraya baksana. Eyvah, ne diyeceğim ben şimdi, babam galerici demiştim. Oğlum eve geç gitme tamam mı, ödevlerim varmış. Arda, bu adam senin baban mı? Yok ya, yok değil. Amca beni biriyle karıştırdın herhalde. Ben senin oğlun değilim ki, benim babam galerici. Ha oğlum, ne diyorsun? He, deli falan herhalde bu adam. Evet amca, sen bir doktora görün istersen. Beni oğlun gibi mi görüyorsun? Yanlışlık var, ben senin oğlun değilim. Ha evet evet, yanlışlık var herhalde. Özür dilerim çocuklar, özür dilerim. Rahatsız ettim sizi, özür dilerim. Arda, bir an bu boyacı senin baban zannettim. Ah be Arda, ah ne yaptın sen? Ya Rüzgar, ne yapayım, yalanım ortaya çıkacaktı.
Vay be Arda, babandan utanıyorsun demek ya. Özür dilerim oğlum, özür dilerim. Utandırdım seni, özür dilerim. Merak etme, bir daha karşına çıkmayacağım, merak etme. Kızlar, canına sıkılmadı mı? Kalkalım hadi buradan. Evet ya, burası sıkıcı, başka yere gidelim. Tamam, olur, bizi arabalarınla gezdirsene Arda. Arabalar bakıma girdi, bakıma. Bugün olmaz. Başka bir gün söz gezdiririm sizi. Tamam, olur. Başka bir gün gezeriz. Vay be oğlum vay. Demek ki benden utanıyorsun ha. Ben size ekmek alabilmek için çalışıyordum. Sizi okutabilmek için, size güzel kıyafetler alabilmek için çalışıyordum. Ama Arda beni tanımamazlıktan geldi. Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Kalbim sıkışmaya başladı. Ne oluyor ya? Kalbim. Yardım edin. Kimse yok mu? Biri yardım etsin. Kalbim sıkışıyor. Yardım edin. Ölüyor muyum? Özür dilerim ailem. Özür dilerim. Fakir. Bizi bırakıp gittin aşkım. Babacım. Babacım. Babacım özür dilerim. Lütfen geri gel lütfen. Öyle demek istememiştim orada. Lütfen geri gel lütfen. Ben senden utanmadım babacım hiç lütfen. Fakir aşkım. Şimdi geçmişe dönseydik asla öyle bir şey yapmazdım. Koşup sarılırdım sana babacım. Çocuklar yemekleri beğendiniz mi? Beğendik beğendik, çok güzel gerçekten. Çocuklar doymadıysanız biraz daha söyleyin, zaten fakir ısmarlıyor. Ne, ben mi ısmarlıyorum, hadi bir oradan. Evet sen ısmarlıyorsun, hep ben mi ödeyeceğim hesabı, sen öde biraz. Hep sen ödüyorsun, yalancıya bak ya. Ulan o kadar paraları var, hesap için kavga ediyorlar lan. Babacım hesap ödemek için bence hesap kimde oynayalım. Hesap kimde mi, o ne ki? Ya hesap kimde bilmiyor musunuz? Yo bilmiyoruz, o ne? Yemekten sonra herkes kartlarını çıkartacak, garson birini seçecek. Ve seçtiği kişi de hesap ödeyecek işte ya. Tamam tamam, ben varım. Garson buraya bakar mısın? Buyurun efendim, hemen geliyorum, buyurun. Biz yemeklerimizi bitirdik, elinize sağlık, çok güzeldi. Afiyet olsun efendim, var mı bir istediğiniz? Biz hesap alalım ama farklı bir şekilde ödeyeceğiz. Nasıl farklı bir şekilde yani, bulaşıkları mı yıkayacaksınız? Yok yok hayır ya, ne bulaşığı? Biz şimdi sana kartlar göstereceğiz, o kartlardan birini seçeceksin. Seçtiğin kartla da hesabı ödeyeceğiz. Ulan bunlar acaba hesap ödememek için numara falan mı yapıyorlar la bana? Tamam hadi herkes kartlarını çıkartsın, hadi hadi. Al babacığım, benimki burada. Tamam, şimdi sen de bu kartlardan birini seçeceksin. Abo çok heyecanlı bir oyun bu. Hemen geliyorum efendim, geldim. Bu kartlardan birini mi seçeceğim? Evet hadi kartlar. Hadi. Acaba hangisini seçsem? Çok heyecanlıyım. Abi seç hadi birini ya. Sanki yarışmadasın, seç hadi. Acaba hangisini seçsem? Bu kartta büyük hissediyorum. Kimin kartı? Kimin kartı? Zengin yazıyor efendim. Ne şimdi bu? Ben zengin mi oldum yoksa garsonluktan kurtuldum mu? Ya hayır ya hayır. Hesabı ben ödeyeceğim demek o. Zengin amcama kaldı hesap. Zengincim öde hadi öde. Of of tamam ödeyeceğim. Ver post cihazını al. Buyurun efendim şöyle deyin. Çukurt. Ya nasıl sesler çıkartıyorsun sen? Alt tarafı hesap ödüyoruz. Kusura bakmayın efendim. Post cihazının sesi bozulmuş. O yüzden ben ağzımla çıkartıyorum. Tövbe tövbe ya. Tamam çekil çekil. Zaten sinirliyim, uğraşamam seninle. Gidiyor muyuz babacığım? Gidiyoruz. Kolay gelsin. Hadi gelin gelin. Afiyet olsun. Yine bekleriz Allah'ın enayi. İleri sizi. Enayiden iki katı fazla para çektim, haberi yok. Güzel güzel, keşke hep böyle oyun oynasalar ya. Zengin hesap ne kadar tuttu? 3600 lira tuttu, bu kadar hesap mı olur ya? Oh oh, zaten ben ödemedim, önemli değil. Evet, sıradaki hesap kimde, yerimize geldik. Şimdi ne yapıyoruz, kıyafet mi alacağız? Vallahi görürsünüz, şimdi ben en pahalılarını alacağım. O 3600 liranın hesabını soracağım sizden. Öyle mi, tamam ben de en pahalılarını alıyorum o zaman. Vay bu güzelmiş, ben de bunu alıyorum. Kabinler sol tarafta beyler. Tamamdır sağ olun, gelin çocuklar gelin, kabinler burasıymış, gelin. Ulan şunlara bak, bunlarda para var herhalde. En pahalı kıyafetleri aldılar. Vay vay vay. Jilet gibi olmuşsunuz. Sizlerle sakallarımı tıraş edesim geldi. Ulan böyle bir iltifat olabilir mi ya? Hadi hadi boş ver onu, geçelim hadi ödemeye. Acaba kime çıkacak? İnşallah bana çıkmaz ya arkadaşlar. Size kime çıkacak? Yorumlarda yazın. Evet yorumlarda yazın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videonun sonunda aklımda çok güzel bir yer var. Oraya gideceğiz. Bekleyin. Zengin hadi kartlar sen de geç seçsin. Ne seçeceğim ben anlamadım. Boş ver boş ver. Al seç şunlardan birini. Tamam seçeyim, bunu seçiyorum. Aha da seçtiğim kart bu. Ne yazıyor? Arda mı? Arda çıktı. Ya hayır ya, nasıl bana çıkar? Arda koçum. Ağlama ağlama, öde hadi öde. Arda koçum hadi sen öde hesabı. Arda kim, ben anlamadım. Arda enayisi, hesabı ödemek için kasaya bekleniyorsunuz, buyurun. Of be gitti paralar, al al. Hesap ne kadar tutmuş, hesap ne kadar tutmuş? Hesap 5796 lira 63 kuruş.
Hadi hadi Arda, ödediysen çıkalım artık. Çok geç kaldık. Ödedim ya, gitti param. Babacığım biraz para verebilir misin? Arda sinirlendirme beni, yürü hadi. Hadi hadi yürüyün çıkalım. Daha nerelere gideceğiz, nerelere, gelin. Diğer yerde o kadar çok şey alacağım ki hepsini siz ödeyeceksiniz siz. Vay, bu mağazadan mı alışveriş yapacağız? Burada birisi çok büyük hesap ödeyecek benden demesi. Fakir abartmayın bak, çok fazla bir şey almayın. Yok ya yok, zaten fazla bir şey almam ben. İhtiyacım yok. Ben alacağım, neler neler alacağım göreceksiniz siz. O kıyafetlerin parasını çıkartmam lazım. Vay, şuraya bak, bir sürü şey var. Evet hadi, herkes hazırsa başlayalım. Ama bakın çocuklar, fazla bir şey almak yok, tamam mı? Yok ya, ihtiyacım olmayan şeyi almam zaten ben. Aynen öyle, ben de asla almam ihtiyacım olmayan bir şeyi. Hadi yine o zaman başlayalım hadi. Fakire bak, koşturarak gidiyor, dur lan dur. Acaba ne alsam kendime? Aha şu buzdolapları güzelmiş. Abartı şeylere gerek yok, ben şu buzdolabını alayım en iyisi. Ne fakir, gerçekten buzdolabını mı alacaksın? Dur lan dur. Ne oğlum, yasak mı, alamaz mıyım? Sen de al kendine, Allah Allah ya, ben bunu alıyorum. Allah Allah ya, abartı bir şey almayacağım deyip buzdolabı aldı kendine. Neyse ben şuna televizyon alayım bari. Arda kanka, sen ne alacaksın? Benim ihtiyacım yok ya, ben bir şey almayacağım. Doğru ya, fazla hesaba gerek yok. Ben de bir telefon alacağım sadece. Al al kendine, güzel bir telefon al işte. Evet ya, ben bir tane telefon alacağım, başka bir şey almam. Neyse ben de şu aşağı bakayım, kulaklık falan alayım. İyi bari, Arda pahalı bir şey almayacak, hesap o kadar tutmaz. Ben de şuradan bir telefon alayım. Kasiyer Hanım, ben bu buzdolabını alıyorum, buraya bırakıyorum, tamam mı? Tamam beyefendi, ödemeyi alayım. Dur dur, bir şeyler de alacağım, alışveriş daha yeni başlıyor. Ya fakir abartma be, kocaman buzdolabı almışsın, daha ne alacaksın ya? Evet ya fakir amca, ben de bir telefon aldım bak, abartmaya gerek yok. Tamam be tamam, almıyorum bir şey. Arda nerede? O da kulaklık bakıyordu kendine. Gelir birazdan. Bunları geçeyim mi efendim? Yok yok, biri daha gelecek. Hep beraber geçersin. Çok bir şey almaya gerek yok. Şunu da alsam yeterli. Koyalım şunu şöyle. Tamamdır. 2 bilgisayar, 3 telefon, 96 tane kulaklık, 120 adet klavye, fare, bunlar yeterli. He? Arda neler almışsın lan? He? Ne oldu? Bir şey almadım ki, ihtiyacım olanları aldım. Ulan bütün mağazayı doldursaydın hani bir şey almayacaktın. Bu bana çıkartsa asla ödemem. Ya ben de alacaktım, daha fazla şey bırakmadınız ki. Neyse yapacak bir şey yok, almış artık. Ödemeyi siz mi yapacaksınız beyefendi? Evet, şimdi size kartlar göstereceğim, kartlardan birini seçin. Aa, seçemem, müessesemizin kurallarına aykırı. Ya tövbe tövbe, başlatma kurallarını, seç şunlardan birini, hadi seç şunu. Kim çıktı? Kim çıktı? Hayır ya, inşallah ben değilimdir. Ve çıkan kişi Rüzgar. Rüzgar Bey, ödemeye gelin lütfen. Hayır ya, ben mi çıktım ya? Of. Bana ne ya, bana ne? Ben bunu ödemem. Arda bir sürü şey aldı. Rüzgar Bey, borcunuz 1.288.756 TL. Yuh be, hayatta ödemem. Ben gidiyorum. Bay bay. Ödemeden kaçıyor bu. Ya Rüzgar, boş yapma. Gel şuraya. Kartın bizde, biz öderiz. Gel şuraya Rüzgar, gel. Ödeyeceksin. Para zaten benden çıkıyor. Beyefendi, daha bekleyecek miyiz? Ödemeyi alabilir miyim? Of ya, of, gitti paralar, gitti. Tamam ben geliyorum. Geç şuraya öde hadi Rüzgar. Oyun bozancılık yapma, geç. Ulan Arda, hep senin yüzünden. Bu hesap ne ya? Çekil babacığım. Ödemeyi nakit mi yapacaksınız, kredi kartıyla mı? Kredi kartıyla yapacağım, al. Temassız var mıydı? Var var, çek hadi çek, al. Doink. Ödemeniz alınmıştır, teşekkürler. Ya babacığım, bu da sesler çıkartıyor ya. Ya sizin mi post yazınız bozuk, sesi siz çıkartıyorsunuz? Evet, Minecraft genelinde post yazılarında arıza var. O yüzden onay sesini biz çıkartıyoruz. Bu ne kadar saçma bir şey ya, neyse kolay gelsin. Yürüyün gidelim hadi ya, gitti paralar, gitti, yürüyün ya. Ağlama Rüzgar, ağlama, senin değil benim paralarım gitti, sus. Şimdi nereye gidiyoruz, şimdi nereye gidiyoruz, sizinle görüşeceğiz. Aklımda süper bir yer var, gelin. Ha? Neresi babacığım orası? Karnınız acıkmadı mı? Hadi Nusret'e gidiyoruz. Ulan 5 kuruş param kalmadı, ne Nusret'i ya? Oğlum belki de sana çıkmayacak, nereden biliyorsun? Doğru doğru, gidelim oraya, gidelim, bu Arda'ya soracağım ben orada. Yürüyün gidelim o zaman hadi. Fakir, orada öyle şeyler yiyeceğim ki inşallah hesap sana kalır. Hadi görelim bakalım hangimiz daha fazla yiyecek. Durun durun, bir dakika bekleyin. Alo Bebek Tepegöz kanka, duyuyor musun? Lan Bebek Tepegöz, ne yapacaksın şimdi? Kanka Bebek Tepegöz, Nusret'e gidiyoruz, karnı aç olan herkesi topla. Gelsinler, karınlarını doyursunlar, hesabı zaten ben ödemeyeceğim. Şuna bak ya, bütün şehri toplayacak. İnşallah sana çıkar abi, inşallah. Tamam kanka tamam, Nusret'le görüşürüz o zaman, tamam. Hadi görüşürüz, bay bay. Hadi gidebiliriz Nusret'e. Allah'ım bu hesap inşallah ben çıkar, inşallah. Vay, Nusret burayı mı açmış, güzelmiş baya. Evet evet, baya güzelmiş, hadi gelin gelin. Arda kanka neredesiniz ya, sizi bekliyoruz. Bebek Tepegöz, iki kişi mi geldiniz ya? Kanka ne yapayım ya, başka kimse yoktu, ben de Barbie'yle geldim işte. Ne oldu, beğenemedin mi? Eşek herife bak, beni beğenmiyor. Evet, şimdi ne yiyoruz? Ben menüdeki en pahalı şeyi istiyorum. Barbie öğretmenine katılıyorum, ben de öyle istiyorum. Eyvah, inşallah bana çıkmaz. Hoş geldiniz efendim, ben Nusret. Buyurun, ön atıştırmalık. Cappuccino. He? Cappuccino ne alaka ya? Oh, Nusret Bey, bize show yapın. Show mu? Tabii ki de. Hop. Hop. İşte bu kadar. Abicim boş ver şunu, versinleri yiyelim ya. Şu şova bak, bu show en az 5000 TL'ye patlayacak bize. Hop.
Hop, ben daha sen ne yapayım? Şov dediğim böyle olur işte bakın. Bakircim, aç ağzını koçum, uçak geliyor ah. Hı? Teşekkürler Nusret Bey, çok güzelmiş. Evet, afiyet olsun şimdiden. Bu şovun bedeli 150 bin dolar. Ne? 150 bin dolar mı? Eyvah, bizi çıkarsa battık. Nusret Beyciğim, ben tam göremedim de bir daha yapabilir misiniz? Susturun şu baldeyi, susturun ya. Evet, siz bu etleri ye durun. Ben de size çok güzel bir menü getireyim. 1 milyon dolarlık uygun mudur? Ne? 1 milyon dolar mı? Bakır yürü kalkalım şuradan, yürü, kimse bir şey yemesin. Evet evet, bu tadımlıklar bir şey der, kimse bir şey sipariş etmesin. Madem bir şey almayacaktık, bizi niye buraya çağırdınız? Ben buraya beleş yemeye geldim ve yiyeceğim. Pardon beyler, fiyatlar size fazla mı geldi? Umurumda değil, 150 bin dolar borcunuz var. Ödemeyi çabuk yapın, çabuk. Evet çocuklar, yemeklere kimse dokunmasın. 1-2-3 deyince kaçacağız, tamam mı? Nusret Beyciğim, ben bir dana antrikot, kuzu kafes alabilir miyim? Tabii ki de beyefendi, yanında size bir de altın cappuccino getireyim mi? Bir düşüneyim, olabilir tabii ki de. Eyvah, bu balde batıracak bunları. Kimse bir şey yemesin, biz kaçacağız, baldeye kalsın hesap. Yemeğin ardından da altın kaplamalı baklava istiyorum. Her şey altın kaplamalı olsun lütfen. 5 kilo altın olsun üstünde. Fakir, sıra sıra çıkıyor, sıra sıra. Bebek demek olsun, çaktırmadan çık kanka, çık. 2000 years later. Babacım, biraz arkadaşlarımın yanına gidebilir miyim? Bugün çok çalıştım. Onlar ne güzel geziyorlar. Biz sabahtan beri poğaça satıyoruz. Rüzgar, sus oğlum ya. Çalışacaksın tabii. Biz fakiriz. İleride zengin olmak istiyorsan çalışacaksın böyle. Bana ne ya? Hep ben mi çalışacağım? Rüzgar ne güzel geziyor. Keşke bari bir gününe de olsa Rüzgar'la yer değişseydim. Ben de onun gibi eğlenebilirdim. Arda, sus oğlum, sus. Hayal kurma. Sus Rüzgar, sus. Para falan yok sana. Çok para harcamaya başladın. Babacım, ne olacak sanki ya? Senin bir sürü paran var. Bir sürü paran var diye harcayacak mısın hepsini? Bak insanlar nasıl çalışıyorlar. Ya Allah Allah, ben de çalışırım. Ne var bunda? Haha, kesin çalışırsın. Yarım saat ağlayıp eve dönersin sen. Zengin ne oldu? Ne istiyor çocuk? Para istiyor ya. Ne isteyecek? Sabahtan beri para para para. Rüzgar kanka, ben de gezmek istiyorum. Bana da babam izin vermiyor. Arda kanka, sen de babanla mı çalışıyorsun? Evet çalışıyorum. Canım çok sıkıldı ama babam da izin vermiyor. Burada iş varken arkadaşlarıyla gezmeye gidecekmiş. Tabii izin vermem. Arda sen gel oğlum, buraya gel. He, ne oldu zengin amca? Rüzgar geç sen de oraya, geç geç. Babacım ne oluyor ya? Neden yer değiştirdik? Evet zengin, ne oluyor? Neden çocuklar yer değiştirdi? Fakir, bugün Rüzgar seninle çalışacak. Arda da benimle gezecek. Tamam mı? Ne? Gerçekten mi yaşasın? Babacım, iyi de ben çalışmayı bilmiyorum ki. İyi işte, öğrenirsin orada. Babacım hayır ya, arkadaşlarımla gezecektim ben. Her gün geziyorsun da ne oluyor? Çalış biraz. Babacım kolay gelsin, akşam görüşürüz. Sağ ol oğlum, akşam görüşürüz. Rüzgar hazırsan başlayalım işe. Fakir amca, ne yapacağım ki? Ben işi bilmiyorum. Öğreneceksin oğlum işte, poğaça satacaksın. Kime satacağım peki bu poğaçaları? Yoldan geçen insanlara satacaksın. Bak şu an kimse geçmiyor mesela. Satarken ne diyeceğim adamlara? Taze poğaçalarım var, alır mısınız diyeceksin. İyi tamam ya, kolaymış. Ben de zor bir şey zannediyordum. He? Ne yapıyorsun fakir amca? Ellerin kirleniyor. Senin için yapıyorum. Bekle bekle, anlarsın şimdi. Benim için mi? Benim için neden ellerini kirletiyorsun ki? Anlamadım ben. He? Ne yapıyorsun fakir amca? Şöyle kirletelim biraz üstünü. Daha çok satış yaparsın bugün. Ya ne yapıyorsun fakir amca? Yeni yıkanmıştı bu kıyafetlerim ya. Sus Rüzgar, sus. Ne diyorsam yapacaksın. Baban seni bana emanet etti. Arda ile bir günlüğüne yer değiştiriniz artık. Tamam be tamam. Of. Arda oğlum, üstün başın çok kötü. Gel şuradan kıyafet alalım sana. Ne? Kıyafet mi alacağız? Gerçekten mi zengin amca? Evet evet, gel güzel kıyafetler alalım sana. Yaşasın. Tamam hemen alalım hadi. Oo, buradakiler çok güzel. Bak bu çok güzel olur sana. Şunu alalım. Tamam olur, gerçekten çok güzelmiş. Gel hadi kabineye gidelim, üstünü değiştir gel. Gir içeri hadi gir. Al şu kıyafeti de güzelce giyin, tamam mı? Tamam zengin amca, giyiniyorum hemen ben. Vay be, hemen şurada giyineyim. Vay be zengin bey, sokak çocuğuna kıyafet alıyorsun ha. Helal olsun sana, helal olsun. Lan yok yok, yeğenim benim bu, yeğenim. Bunun babası da zengin ama Arda böyle simitçilik yapıyor, anlamadım. Parayı böyle böyle kazanıyorlar işte bunlar. Ulan bu zenginler yok mu bu zenginler? Tamam tamam, sus hadi, kaç para söyle. La ver ver, 2000 lira ver yeter hadi ha. Allah bereket versin. Vay Arda, çok iyi olmuşsun İgiler. Evet ben de çok beğendim, teşekkür ederim zengin amca. Neyse hadi gel gidelim, daha çok şey yapacağız seninle. Ne yapacağız ki başka? Tamam gidelim hadi, çok heyecanlıyım zengin amca, gidelim. Güle güle efendim, güle güle, tekrar bekleriz. Fakir amca, sabahtan beri oturuyoruz, bir tane bir satış yapamadık ya. Aha müşteri geliyor, müşteri geliyor. Kalk hadi kalk kalk, koş koş, hadi koş. Tamam tamam gidiyorum, merhaba merhaba. Taze poğaçalarım vardı, taze poğaçalarım vardı. Merhaba amcacığım, bir dakika bir dakika, taze poğaçalarım var, alır mısınız? Ne? Taze poğaça mı? Ufaklık, bu yaşta çalışıyor musun sen? Aferin sana. Evet amcacığım, poğaça satıyorum, alır mısınız bir tane? Alayım tabii evladım, yardım edeyim sana. Peki bu kazandığın paralarla ne yapıyorsun bakalım? Vallahi hiç düşünmedim bunu.
Ne kadar kazandığıma bağlı yani. İyi kazanırsam motoruma benzin alırım. Az kazanırsam bilgisayarıma oyunlar alırım. Kendime orijinal Nike spor ayakkabılar alırım. Bilmiyorum ki, düşünmedim. Ulan senin paraya mara ihtiyacın yok. Motoruma benzin alacağımış. Lan benim motorum olmadı bu yaşıma kadar. Ne yapayım amcacığım, babana söyle alsın o zaman. Babam bana motor da aldı, araba da aldı. Ya Rüzgar, manyak mısın, ne anlatıyorsun sen? Ay küçük ufaklık, bana şaka yapıyorsun değil mi sen? Şaka yapıyorsun. Yok be, ne şaka yapacağım. Benim babam zengin zaten, almıyorsan da alma yani. Bir günlüğünü Arda ile yer değiştirdik. Yoksa umurumda değil yani sana simit satmak. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Yürü git, senden hiçbir şey almıyorum. Artısa bak ya. Lan 1 liraya poğaça alacaksın, yaptığın hareketlere bak be. Gelmiş buraya kafamı okşuyor bir de. 1 lirayla ne yapacaksın diyor bana. Rüzgar, ne oldu, neden bağırınıp duruyorsun, neden almadı adam? Ya yok ya, adam gelmiş bana diyor ki kazandığı parayla ne yapacaksın? Lan zaten poğaçayı 1 liraya satıyoruz, 1 liraya ne yapabilirim ben? Motoruma benzin alırım dedim, oyun alırım dedim. o ne dedi? Bana zengin bebesi falan bir şeyler deyip gitti. Bu yaşıma kadar benim motorum olmadı, senin nasıl oldu dedi. Rüzgar, manyak mısın oğlum, neden söylüyorsun babanın zengin olduğunu? Neden söylemeyeyim fakir amca, babam zengin değil mi? Tamam, zengin de herkese neden söylüyorsun bunu? Arkadaşlar ya, bu Arda ile Rüzgar'ı yerleştirmek diye yaptık mı, yorumlardayızın? Evet ya, yazın videoya, benim kanala abone de olun. Tamam neyse, bırak poğaçayı, sen geç otur hadi. Evet, benim de milyon dolarlarım var. Aşırı zenginim, aşırı. Evet, ben de öyleyim, o yüzden her öğünümü Nusret'te yiyorum. Vay, zengin amca, duydun mu, arkadaki adamın milyon dolarları varmış. Ya ben seni öyle yerlere getiririm işte. Birazdan Nusret de gelir, beraber güzel bir yemek yeriz. Vay be, çok teşekkür ederim zengin amca. En son buraya hesap kimde oynarken gelmiştik, onda da kaçmıştık. Onda da kaçmazdım, normalde de hesabı ben ödemeyeyim diye kaçtım. Bu etler nereydi la? Aha şu arkadakiler herhalde. Aha bak, Arda Nusret de geliyor işte. Etler sizin miydi? Alın bakalım, zıkkımlanın hadi. Evet, bizim de Nusret Bey, siz ne biçim konuşuyorsunuz ya? Ben Nusret değilim lan, ben Kudret'im. Pardon, yanlış gelmiştik biz o zaman ya, biz Nusret'e gelecektik. Yok, doğru geldin, ben Nusret'in kardeşiyim, Kudret. Bizim bir kardeş daha var, Ahmet, Mehmet. Yani hep sonu etle mi bitiyor? Evet, babam hep etle bitirmeye çalışmış. Bir tek kız kardeşimle tutturamamış onu. Kız kardeşinizin adı ne ki? Kız kardeşimin adı Kadriye. Evet, gerçekten tutturamamış, keşke adında Nimet falan yapsaydı. Ne, Nimet mi? Hiç aklımıza gelmemişti, kız kardeşime söyleyeceğim. İsmini değiştirsin, artık tüm sülale et olacak. Evet Kudret Bey, evet siz öyle yapın, biz artık bir yemeğimizi yiyelim. Aferin sana ufaklık, iyi düşündün. Tamam, şimdi afiyet olsun, ben gidiyorum. Oh be, gitti. Şunları yiyelim, ooo güzelmiş tadı. Vay, gerçekten çok güzel zengin amca. Acaba Fakir ve Rüzgar ne yapıyor şu an? Ne yapsınlar ya, çalışıyorlardır. Tamam, tezgah şuraya kuralım. Deminki yerden neden kalktık Fakir amca? Orada iş yoktu ya, burada iyi iş yaparız. Sen de al şu tepsiyi bakalım. Ne yapacağım ben bu tepsiyi? Fakir amca, tepsiyi neden kafama koydun? Oğlum sus, gir Nusret'e gir. Gerçekten Nusret'te oturan insanlara poğaça mı satacağım ben ya? Sus, söylenme, onların hepsi zengin, hepsi alır. Of be, ne hallere düştük, ne hallere. Poğaçacı geldi, poğaçacı. Taze poğaçalarım var. Afiyet olsun abiler, poğaça alır mısınız? Ne, poğaça mı? Evet abi, poğaça, taze bak. Tamam alıyorum, ver bakalım bir tane. Buyur abi, al buyur. Sağ ol fakir çocuk, çalış, ileride benim gibi milyoner olabilirsin. Ben de çalışmaya senin gibi ufakken böyle başladım. Sonra nasıl bu kadar zengin olabildin abi? İşte sonra babam beni holdingin başına getirdi falan işte. Gerçek bir başarı öyküsü bu. Bunu herkese söyleyeceğim, kitap olarak yazsınlar. Aynen abicim, aynen. Çok büyük bir başarı öyküsü bu. Bütün okullarda anlatılması lazım bunun, manyak herif ya. Rüzgar oğlum, ne yapıyorsun burada? Rüzgar, babam mı dedi bunu yap diye? Evet ya, fakir amcam dedi, çok saçma değil mi? Nusret'le poğaça satıyorum. Yo, ne saçması, aldılar işte arkadakiler. Vereyim mi siz, alacak mısınız siz de? Yok oğlum, poğaça yemeyelim biz, et yiyoruz. Ne? Et mi yiyorsunuz? Babacım bir tane alayım. Rüzgar çek elini, çek. Babacım ya, bir tane et aldım alt tarafı, karnım aç sabahtan beri. Höst ulan, masadan et mi çalıyorsun sen, gel buraya. Eyvah, Nusret geliyor. Nusret değil, Kudret o, Kudret. Kudret misin, Nusret misin, bir dur be. Gel buraya gel, müesseseme izinsiz girdin. Yürü lan, bir daha seni burada görmeyeceğim. Tamam, gelmem bir daha zaten. Senin etlerine kalmadık. Eyvah, Rüzgar yakalandı galiba. Allah, ya başladım böyle işe, ben eski halime dönmek istiyorum. Bırakıyorum, istifa ediyorum ben bu işten. Yeter ya, iki boyunca satacağız ya, dayak yiyecektik bir de. Şuna bak, sabahtan beri aynı yerde dikiliyoruz, kimseye bir şey sattığımız yok be. Sayın zengin müşteriler, kusura bakmayın, et mi çaldı o sizden? Evet ya, böyle rezalet olmaz, her yere duyuracağım bunu. Durun, yapmayın lütfen. Evet ya, bu kadar da olmaz Kudret Bey, herkese duyuracağım bunu. Durun ya, yapmayın, bakın bu yedikleriniz bizim hediyemiz olsun, olur mu?
Aa, o zaman olabilir evet. Ben olanları unuttum bile şu an. Çok teşekkür ederim size sayın müşterilerim. Fakir amca, fakir amca, ben istifa ediyorum bu işten. Ben daha fazla dayanamıyorum ya, yeter artık. Ne oldu, neden kovuldu senin Nusret? Babamla Arda içeride oturuyorlar. Ben de onlardan bir tane et aldım. O da beni kovalamaya başladı. Oğlum manyak mısın? Masadan neden et alıyorsun sen? Ne yapayım, karnım açtı. Yiyeceğim şimdi işte poğaçayla beraber. Ulan Rüzgar ya, neyse satabildin mi kimseye? Sattım sattım, bir kişiye sattım, 10 lira verdi. İyi bari, bir kişiye satabilmişsin bari. Adamlar içeride milyon dolarları konuşuyor. Biz burada 10 lirayı konuşuyoruz fakir amca ya. Of of, böyle iş mi olur ya, böyle iş mi olur ya? Abi hesap beleşe geldiğine göre biz de kalkalım artık, gel. Tamam zengin amca, geliyorum. İyi bari Rüzgar, bir işe yaradı, hesap ödemedik bari. Aa bak, karşıda bekliyorlar, gel gidelim yanlarına. Vay vay vay, gelin bakalım gelin. Biz burada simit satalım, siz içeride paraları yiyin. Kaç para hesap ödedin zengin? Vallahi Rüzgar sayesinde hiç ödemedik. Ben ne yaptım ki? Sen masadan et çaldın ya, bize şikayet ettik seni. Bunu herkese söyleyeceğiz falan dedik. Kudret Bey de özür dilemek için hesap istemedi bizden. Aferin lan Rüzgar sana. Alayım alayım, ödemediğiniz hesabın parasını alayım, verin hadi. Yo, bana ne, neden vereceğiz? Vallahi içeri gidip söylerim, Nusret'e söylerim size. Henüz rakim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazsın, hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. İzninizle ben kaldırıyorum efendim, izleyin şimdi. Evet, bu varlığı kaldırırsa 100.000 TL'nin sahibi olacağı. Ne? 100.000 TL mi? İzleyin o zaman, kaldırıyorum, izleyin. Kaldıramıyorum. Evet, ilk yarışmacımız yerinden bile hareket ettiremedi ağırlığı, bravo sana. Bu neymiş böyle la, kaç kilo bu? Benim ne yapıp edip bu ağırlığı kaldırmam lazım. Evet, yok mu başa kaldırırım diyen, kendine güvenen yok mu? Ben varım, ben kaldırırım bunu, ben eski toprağım. Hadi dur dur, yapma ya, belini sakatlayacaksın. Hadi bir oradan hadi, bana bir şey olmaz, izleyin şimdi, izleyin. Ah be dede, ne yapıyorsun sen ya? Bismillahirrahmanirrahim, ne oluyor? Belim, ambulans, yarın ambulans. Evet sayın izleyenler, dedenin beli kırıldı, geçmiş olsun diyoruz. Buraya bir sağlık ekibi yollayın, dedenin durumu kötü. Acaba ben bu ağırlığı kaldırabilir miyim ya? Kaldırırsam çok güzel olur. Aha ambulans geldi, çekilin kenara, çekilin. Yardım edin evladım, kalkamıyorum. Çekilin kenara, ben doktorum. Ne doktor ulan, hemşire değil mi bunlar? Pardon hemşireyim, hastamız bu mu? Evet hemşire hanım, beli kırıldı galiba. Ağırlığı kaldıracağım diye belini kırdı dede. Merak etme dede, seni hastaneye yetiştireceğiz, gidelim. Dede geçmiş olsun, merak etme, ben kaldıracağım bu ağırlığı. Bu ağırlığı kaldırmadan gelme fakir, sakın gelme. Bekle dede, senin için kaldıracağım bu ağırlığı, ben geliyorum. Evet bakalım bu kişi 100.000 TL'yi kazanabilecek mi? Hazırlığını yap ve başla. Kaldıracağım kaldıracağım. Bu ne lan böyle? İmkansız bunu kaldırmak. Yok yok, şu an bunu asla kaldıramam, ben asla kaldıramam. Oğlum bir de o kadar artistik yaptın, insan bir yerinden oynatır lan. Ama ben bu ağırlığı kaldıracağım. 100 gün boyunca kas yapacağım gerekirse, yine de kaldıracağım bu ağırlığı. Şimdilik gidiyorum ama geri geleceğim. Bu ağırlığı kaldıracağım. İzleyin, 100 gün boyunca kas yapacağım. Bu ağırlığı tek elimle kaldıracağım. Ya he çok duyduk biz bu lafları. Sıradaki başka kimse var mı? Pardon beyefendi, bir şey soracağım. Acaba burada kaç kilo var? Ne yapacaksın lan kiloyu? Manav mısın? Kaldıracaksan kaldır. Tövbe tövbe ya. 500 kilo var. Kaldıracağım. Gel kaldır hadi. 100 gün boyunca kas yapıp bu ağırlığı kaldıracağım. Kaldırmazsam benim adı fakir değil. O zaman başlayalım kas yapmaya. Daha kaldıracağımız çok ağırlıklar var. 1 2 3 4 5 6 7 Bu 100 gün nasıl geçecek? Daha şimdiden zorlanıyorum. 9 Arkadaşlar size 100 gün boyunca kas yapabilecek miyim? Yorumlarda yazın, tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. 89 90 91 Lan 20 gün oldu, 20. Bunu kaldıracak bir tane erkek yok mu? Ben varım, ben kaldıracağım onu. Aha geldi biri, ulan şov yapma, sıkıyorsa gel kaldır. Ulan bu demirleri satsam acaba kaç para eder? Hey sen, 100.000 TL'yi hazırla. Ulan artiste bak artiste, geç lan kaldır kaldır, kaldırırsan 150.000 TL vereceğim, kaldır hadi. İzle izle, kaldıracağım izle. Hadi fakir hadi, yapabilirsin, kaldırabilirsin hadi. Geliyor, evet. Oh be, kaldıramadı, gidiyordu paracıklar neredeyse. Kaldıracağım ulan bağırını, kaldıracağım. 100 gün sonra görüşeceğiz, sizinle görüşeceğiz. Ulan adama bak, nasıl hırs yapmış. Görecek onlar, görecek. Kaldıracağım ağırlığı, kaldıracağım, tek elimle kaldıracağım. Daha çok kas yapmam lazım, daha çok yapmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
kaldım, geç kaldım. Orada kaldırmam gerek. Bak hala ağırlık diyorsun ya. Delirtecek misin sen beni? Yatağı bile sığamıyorum senin yüzünden ya. Bu ne böyle? Öküz gibi oldun kas yapacağım diye ya. O ağırlığı kaldırmak için kas yaptım bu kadar ben. Ya ne ağırlıkmış be? 100 günden beri onun için uğraşıyorsun. Mira, bunları daha sonra konuşuruz. Benim gitmem lazım şimdi. Fakir dur, nereye gidiyorsun? Aşkım ben bu kasları boşuna mı yaptım? O ağırlığı kaldırmaya gidiyorum. Bak kaslarıma. Ay ne kadar büyükmüş kasların. Allah'ım yarabbim ya, uğraştığın şeye bak. Miray bu son aşkım. O ağırlığı kaldıracağım ve bitecek. Bekleyin mi? Kaslı fakir geliyor, bekleyin. Bugün kaldıracağım o ağırlığı. Bugün kaldıracağım, bekleyin, geliyorum. Ulan hiçbiriniz adam değilsiniz. 100 gün geçti, şu ağırlığı kaldıran biri yok. Biraz adam olun lan, kaldırın şu ağırlığı. Ulan koca şehirde şu ağırlığı kaldıran biri bile yok. Hayır hayır, ben varım, çekilin. Aha geldi yine artist, gel gel kaldır hadi. Vay, kas yapmış bir de. Aynen, kaldıracağım bu ağırlığı. Kardeşim kusura bakma da senden bir cacık olmaz. Bekle lan bekle, izle beni şimdi, izle. Evet izliyoruz, sen onu kaldır, sana 200 bin TL. 100 günden beri uğraşıyor daha kaldıramadı. Bu sefer olacak, bu sefer olacak, inanıyorum. Hadi buyur, göster şunları, bir göster. Hoppa, bu muydu lan? Aa bu. Tekeliyle mi? Ne yaptın lan sen? Ne oldu, bu ağırlık çok hafif. Vay gitti paracıklar, gitti. Tamam mı, yeter mi, indireyim artık bu ağırlığı. İndir lan indir, gitti paralar zaten. Para mı verdi, çıkar 200 bin TL. Abi abi 100 bin TL'ydi abi. Hayır 200 bin dedi, çıkart 200 bin TL. Allah'ın al 200 bin TL, al gitti paralar gitti. Vay be 200 bin TL para kazandı, adama bak. 100 günden beri bu ağırlığı kaldırmaya çalışıyorum ve sonunda başardım. Çok iyi yaptın, çok iyi, paralarım gitti senin yüzünden. Ama dur dur gel, daha çok para kazanacağız seninle. He nasıl olacak o? Gel gel takip et, yarışmaya katılacağız seninle, gel. Ne yarışması ya, gerçekten mi? La dur çekil çekil önümden ya, kocaman yolu göremiyorum, gel hadi. Evet gerçekten bu yarışmayı kazanırsan 1 milyon dolar kazanacaksın, gel hadi. 1 milyon dolar mı? Tamam tamam, katılalım hadi. Evet sayın izleyenler, 77. Uluslararası Ağırlık Kaldırma Yarışması'na hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlı bir yarışma bizi bekliyor. Bakalım kim kazanacak. Bu yarışmanın kazanını ayrıyetten de survivor'a götüreceğim lan. Oh, Acun Bey'den mükemmel bir teklif. Yarışmacıları gelsin. Merhabalar sayın jüri üyeleri. Miray aşkım aşkım, buradayım buradayım. Oha fakire bak, öküz gibi olmuş, nasıl yaptı bu kasları? Evet yarışmacılar, önünüzdeki ağırlığı kaldırmaya çalışacaksınız. Ve bu ağırlık tam tamına 1 ton. Ne, 1 ton mu? Bu çok ağır. Ağır mı? O zaman katılmayacaktın gülüm. 1 ton 1000 kilo oluyordu değil mi arkadaşlar, yorumlarda yazın. Evet 1 ton tamı tamına 1000 kilo. Vay be, 1000 kilo kaldıracağız. O zaman hadi zaman kaybetmeden başlayalım. Yarışma başlıyor. 2 kişi defolup gitsin. Yarışacak kişi kalsın sahnede. Tamam ben ilk yarışmam, ben çıkıyorum. Tamam ilk ben yarışırım. Sayın jüri üyeleri başlayabilir miyim? Başlayabilirsin gülüm, başla. Evet sayın jüri üyeleri, öncelikle kaslarıma bakın. Bakın gördünüz mü? Şimdi başlıyorum. Oh my god, kasları bayağı büyük. Evet izleyin, ağırlık böyle kaldırılır. Kaldıramıyorum, kaldıramıyorum. Bu ağırlık çok ağır. Ben bu yarışmadan çekiliyorum. Bay bay. Defol git lan bu sahneden. Neden katıldın, kaldıramayacaksan yürü. Lan zaten insan 1000 kiloyu nasıl kaldırsın ya? Kaldıramazlar tabii. Sıradaki yarışmacı gelsin. Merhabalar sayın jüri üyeleri. Sıra bende. Ben kaldıracağım. Evet iyi izleyin. Bu ağırlığı kaldıracağım. İyi izleyin. İzliyor musunuz? İşte bu kadar basit. Kaldırdım. Vay gerçekten kaldırıyor. Oh my god. Kazanacak bu adam. İşte bu kadar basit. Of, bu ne lan böyle? Kafam. Adam ölmüş olabilir. Korumalar atın şunu dışarıya. Ulan 1000 kilo senin neyine lan? Gel lan şuraya gel. Gel tut şunu, tut. Tut şunu, tut. Çıkart 1000 kilo senin neyine lan? Çıkar şunu. Helal olsun. Neredeyse kaldırıyordu ama. Neyse sıradaki gelsin. Eyvah sıra bende. Nasıl kaldıracağım bunu? Herkes bayıldı. Merhaba sayın jüri üyeleri. Ben geldim. Of arkadaşlar ben bunu nasıl kaldıracağım ya? Bana destek olun lütfen. Videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bana güç verin. Fakir nasıl kaldıracağım bu 1000 kiloyu ya? Herkes beni destekliyor. Yapmam gerek, yapmam gerek. Yapacağım. Şov yapma ulan, hadi yapacaksan yap. Hadi fakir, hadi yapabilirsin hadi. Hı. İşte böyle. Oh, 1000 kilo bayağı ağırmış. Aman Allah'ım, yapıyor mu yoksa? Hı. İşte bu kadar. Başardım, başardım. Oha, fakir 1000 kilo kaldırdı. Aman Allah'ım, bu nasıl bir güç?
Benim yanımda çalışmaya başla lütfen. Tamam Elon Musk, tamam çalışırım da artık indirebilir miyim? Aman Allah'ım, bu bir dünya rekoru. Yarışmanın kazananı 1 milyon doların sahibi fakir. Yaşasın be, ben kazandım ben. Arkadaşlar, sizin destekleriniz sayesinde kazandım. Hepinize kalp atacağım. Ben hayatımda böyle bir güç görmedim. Gel buraya fakiri, sarılacağım sana. Dur asıl ben sarılacağım. Gel buraya fakir. Fakir gel benim yanımda çalış. Roketleri uzaya fırlat. Ha, roketleri ben nasıl fırlatacağım uzaya? Sen bu 1000 kiloyu kaldırdın. Roketleri de kaldırırsın. Hayır fakir, boşver onu. Gel seni Survivor'a götüreyim. Ne? Survivor mı? Acaba hangisini seçsem? Boşver fakir onları. Boşver 1 milyon doları beraber yiyelim. Gel. Fakir başardın aşkım, başardın. Yaşasın, babam başardı. Kazandı 1 milyon doları, babam kazandı. Arkadaşlar gördünüz mü, tamı tamına 1000 kilo ağırlık kaldırdı. Ama bir zahmet kaldırsın tabii, 100 gün boyunca kas yaptı ya. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın, tamam mı? Bildirimleri de açın. Ve çok güzel yorumlar atın. Babamı destekleyen herkese de kalp atacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.